Hazreti Yusuf döneminde o kıssada anlatılan olay cahiliye kadının karakterinin sevgi anlayışını gösteriyor. Hazreti Yusuf'un yanında kadın dekolte açık geziyor ama bayağı etkileyecek şekilde geziyor. Yusuf ondan konuşuyor. Hizmetini yapıyor, her türlü hizmetini yapıyor. Ama kadın ondan bir cinsel ilişki takıntısı var. Bunu bir süre sonra bilindiği gibi yani şiddetli eyleme döküyor. Ama şimdi kadın da Hazreti Yusuf'a karşı müthiş bir sevgi var gibi görünüyor ama önden Yusuf'u insan olarak kıskandığı anlaşılıyor diyor. Yani güzelliğini kıskandığını. O güzelliği hem arzuluyor ama nefret de ediyor. Yani bir kin var. Yani Hazreti Yusuf'un güzelliği, zekası, aklı ona tabiri caizse bayağı bir rahatsızlık vermiş. Bilinç altında bir kin var. Ama aynı zamanda da istiyor onu. Ele geçirmek istiyor, cinsel ilişkiye girmek istiyor. Yusuf reddettiğinde hemen o hazır olan kini, nefreti, kıskançlığı devreye giriyor. Şiddetli azap, efendim, hapse atılmak ama müebbet hapis istiyor. Evet. O tarz yani. Hapise zaten unutuyor. Unutmaz, yani unutulduğundan değil de hatırlatmıyor kimseye. Evet. Yani çıkaralım falan demiyor. Çıkaralım demezse yatar yani sürekli durur. Cahiliye kadınında güzel olan erkeğe karşı ya başarılı olan erkeğe, akıllı, zeki olan erkeğe karşı öfke ve kin olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda da hayvani bir arzuyla arzuladığını görüyoruz. Yani Hazreti Yusuf, Allah esirgesin, ona ilişkiye girmiş olsa, ona karşı azgınlığı, saldırganlığı bir süreliğine durur. Ama bilinçaltında duruyor o azgınlık. Yani ona illaki zarar verecek. İllaki ahlaksızlık yapacak, bir şey yapacak, canını yakacak yani. Ama onu dengelediği müddetçe, onun çıkarına uygun hareket ettiği müddetçe ona bir şey yapmaz.